Futbol Arena'dan herkese mutlu günler. Gündem Fenerbahçe ve her hafta olduğu gibi sana da birlikteyiz. Abi hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Fenerbahçe ligin 4. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı. Bu kaç karşılaşmada sence Fenerbahçe adına neler eksikti? Şimdi şöyle Jorge Jesus'un planından bahsedelim. Jorge Jesus'un planında ikinci yarı Juan Pedro'yu oyuna almak vardı. Eğer gol gelmezse Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu e, golü bulamaz ya da oyun istediği gibi olmazsa Hua e, Pedro ve Valencia ikilisinin aynı anda sahada olması e, planı vardı. Kırmızı kart bu planı bozdu. Yani kırmızı olmasaydı ve gol gelmeseydi büyük ihtimalle biz Rossi kulübede Hua Pedro'yu Valencia ile beraber sahada görecektik. Dolayısıyla o kırmızı kart tüm planları bozdu. Biraz e, oyunu ya da mağlubiyeti buradan da okuyabiliriz. 2 Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki oyunu ile deplasmandaki oyun arasında ben fark olacağını düşünüyorum. Nedir o? Çünkü Fenerbahçe Kadıköy'de 12 kişi oynuyor. Bunu maça giden, bizi izleyen, izleyeceğimiz varsa maça giden de Fenerbahçeli taraftarlar varsa çok net hissedecekler. Niye? Çünkü bu oyun Fenerbahçe taraftarına göre bir oyun. Şimdi İsmail Hoca, Aykut Hoca'nın zaman zaman oynattığı oyunlarda pas trafiği çok fazlaydı orta sahada. Sabırlı oyun vardı. Bu taraftar mesela bazen sıkıyordu, yoruyordu hatta maçtan koparıyordu. Ama bu oyun mesela deplasmanda sabırlı oyun, pas trafiği gibi durumlar deplasmanda sana avantaj sağlıyor. Bu yüzden ben bu oyunun Kadıköy'deki versiyonu ile deplasmandaki versiyon arasında farklar olacağını ve değerlendirmeyi de buna göre yapmak gerektiğini düşünüyorum. Konya Spor maçındaki en önemli sebep Fenerbahçe'nin 10 kişi kalması diğer bir sebep mağlubiyetle alakalı. Burada Konyaspor'un analizi, tespiti, tempoyu çok yükseltmeye izin vermemesi gibi etkenler tabii ki çok değerli. Yani Konya Spor'un hakkını veririm. Diğer sebeplerde biraz da bireysel performanslar. Şimdi geçen sene Trabzonspor şampiyon oldu. Trabzonspor'un şampiyonluğunda birçok maç hatırlıyoruz ki maç 0-0 devam ederken Uğurcan'ın kurtardı ve devamında Trabzonspor'un öne geçtiği birçok maç oldu. Yani kırılma anlarında kaleci belirleyici oldu ama burada mesela Altay'ın belki biraz da ön plana çıkması gerekiyordu. Luan Perez. Şimdi bakıyorsunuz yenen golde. Takım geriye dönmüş mü? Dönmüş. Stoperler yerinde mi? Yerinde. Sağ kanat, sol kanat, merkez stoperler yerinde mi? Yerinde. Ama buna rağmen gol yiyorsun. Bu yüzden her şeyi Jesus üzerinden okumanın çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Eğer savunma geriye dönmemiş olsa ve, ve bu gol yememiş olsa Jesus'u eleştirdik. Niye? Ya hocam bak bu takım üçlü oynayamıyor. İşte be, orada beşli savunmaya dönemedi diye eleştirdik. Ama dönmüş. Dolayısıyla e, kırmızı kart Konya'nın performansı ve bireysel hatalar ya da bireysel olarak beklentilerin tam olarak gerçekleşmemesi bu mağlubiyetteki ana etkenler olarak sıralanabilir. Abi sen bireysel performanslardan bahsettin oradan devam edelim. Bazı per futbolcuların performansı çok eleştirildi. Fenerbahçe Konya Spor maçında bir yol kazası olarak mı bakmalı ve bu maçtan ne gibi çıkarımlar yapmalı önümüzdeki süreç için? Ya yol kazası yani Fenerbahçe ya Fenerbahçe'nin Konya'ya mağlup olması, puan kaybetmesi hani. Sürpriz değil yani olabilir. Konya bugün kendi sahasında herkesi yenebilir ligimizde yani. Bir kere hani bu açıdan bakmak lazım ama şunu söylüyorum. Şimdi sistemin çözemediği noktalarda bireyler devreye giriyor. Bireysel olarak bazı oyuncuların maçı almasından bahsediyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin bir düzeni var ve bu yavaş yavaş oturmaya başladı. Sen bazı maçları düzenle kazanıyorsun. İşte öndeki baskıyla, tempoyla, hızlı hücumlarla, geçişlerle 47'de Adana Demirspor'a 3 gol attım. Ben maçtan sonra birkaç kişiyle konuştum. Ama biz 4-5 olur diye bekliyorduk. 4-5'e gider diye maçını konuşmuş oyuncular yani ya da böyle beklenti oluşmuş konuşmuş demeyeyim de. Bir baktım birden bir gol, iki gol yiyebiliyorsun. Şimdi dolayısıyla futbol ne kadar değişirse, gelişirse gelişsin bireysel olarak oyuncuların rolü hiçbir zaman azalmayacak. Şimdi burada İrfan sahneye çıkacaksın. Altay sahneye çıkacaksın. O topu çıkartacaksın. İrfan Ferdi'ye bağırarak olmaz. Ferdi'ye bağırmak en kolayı. Ferdi senden daha faydalı. Fenerbahçe'de daha çok katkısı var. Sen son dönem milli takımda yoksun. Ferdi milli takımda var. Yani bir, bir, duran top organizasyonunda kullanamadınız diye oluyor. Real Madrid de kullanamıyor. Bayern Münih'te o hata yapabilir. Yani bu nedenle şunu gördük. Ee, ben ne olursa olsun mesela Valencia'nın yaptığının bir bölümünü İrfan yapmalı orada. Valencia tek başına kaç tane maç kazanır? Geçen seneden bu yana. Belli noktada sistem tıkanacak. Bu yüzden Fenerbahçe'nin çok umut bağladığı bu Mert Hakan olur, Altay olur, Atilla olur, İrfan olur. Ekleyebilirsiniz bazı isimleri. Bunlar çıkacak, maç kazandıracak. Çünkü bu formül şu şekilde. Fenerbahçe'nin aldığı bir oyuncu vardı. Şey, Salernitana'ya gitti sonra. Perotti, Perotti. Perotti geldi. İşte bir sakatlığı var. O, hani sordum, soruşurum. Dediler ki, sen at bize 3 maç kazandırsın yeter. 3 maç. Şimdi hesap bazen şöyle yapılıyor. Ki kazandırdığı maçlarda var. Penaltı aldırdı falan Ankara'da. içeride yine penaltı aldırdı, kazandırdı. 6-7 puan kazandırdı. Bazı oyuncuların yanına kaç puan kazandırdığı sene sonu yazılır. Bu Fenerbahçe'de şu an Valencia dışında çok çok az. Sistem kilitlendiğinde sazı eline alacaksın. Ya da o topu çıkaracaksın. Burada da Altay ve İrfan bu takımı lider oyuncuları. Dolayısıyla ben biraz onların da devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. <laughs> Geride bıraktığımız haftada temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki gruplarda rakipleri belli oldu. Sen bu kura nasıl değerlendiriyorsun? Abi? Güzel bir kura, hayırlı olsun. <laughs> Dinamo Kiev'in tekrar gelmesi ya yani gereksiz de bir şey oluşmasın. Hani böyle rövanş alalım ya yani o şekilde bakılmaması lazım. Onu söyleyeyim çünkü bu bu şekilde bakılırsa Fenerbahçe için negatif bir durum olabilir. Yani bu normal bir maç. Bence geçmişi geçmişte bırakmak lazım. Bu sıfırdan bir başlangıç olarak değerlendirmek lazım. Ben hep söylüyorum. Benim Fenerbahçalıların bu seneyle ilgili umutlu olmamdaki ana sebep belki de tek sebep. Jorge Jesus. Bak şey maçında, Dinamo maçında ilk maçlarda hata yaptı. Hazır olmayan Joshua King'i e, oynattı, eleştirdik. Ama 11-11 düzeni çok iyiydi. Ümraniye maçında tek ara öyle çıktı, hata yaptı. Ama bunun dışında Pereira'nın uzun süredir, yani kendi işte göreve geldi, uzun süre bunun denemesini yaptı. Üçlü savunma ile alakalı yapamadığı birçok konuyu Jorge Jesus çok kısa sürede halletti. Ve Jorge Jesus'un takım içinde ki gücünü çok net biliyorum, hissediliyor oyuncuların. Belki bazen aynı şeyleri söylüyor Vitor Pereira ya da başka bir hocayla ama buradan girip buradan çıkmıyor. Bu yüzden e, Jorge Jesus'un Avrupa Kupaları, uluslararası alandaki misyonu geçmiş sebebiyle ben her ne kadar ligi öncelikli olarak Fenerbahçe kulübü benimsemiş olsa da Jorge Jesus'un bir adı var ve bu adının, bu kariyerin Avrupa'da devam etmesini isteyecektir. Bu yüzden ben buradan umutluyum. Artık rakiplerde Fenerbahçe'nin geçebileceği ya da gruptan çıkabileceği rakipler diyelim. Yeni sezonda Fenerbahçe'nin bir santrfor transferi yapacağını biliyoruz. Valencia'dan Uruguaylıกอง golcü Maxi Gomez transferi gündemde. Bu transferde Fenerbahçe'nin durumu. Serlot'tan başlayalım. Serlot biliyorsun Sociedad'a gitti. Hayırlı olsun. Son hani çok da merak edildiği için belki burada anlatmaya gerek anlatabiliriz. Maxi Gomez ve Sörlot ikisiyle aynı anda devam ediyor görüşmeler. Ama Sir Loth şunun farkındaydı. Beni çok istiyorlar. Bana çok talep var Türkiye'den. Ve maaş konusunda şimdi maaşı bayağı bir yüksek maaş talep etmiş bildiğim kadarıyla. O maaş konusunda hiç geri, at, geri adım atmadı. Hatta bu Real Sociedad'a gitmeden önce bana söylenen şuydu. Ya maaşta biraz esneme yaparsa olabilir bu transfer dendi ama maaşta esneme yapmadı. Ee, dolayısıyla Fenerbahçe'de onun istediği maaşı vermedi bir anlamda. Bu arada başta Jesus çok sıcak değildi Sörlot'a. Sonra işte kimse alınamayınca hani tamam noktasına da geldi. Gomez'e gelelim. Gomez'le alakalı 15, 12, 10 hep bekledi Fenerbahçe. Bunu daha önce anlatmışım. Bir kere daha hızlı hızlı geçeyim. Maxi Gomez'i Valencia'ya satmak istediği için Fenerbahçe de bunu biliyor ve bu yüzden hep sabırlı davrandı. Yani transfer dönümü sonuna doğru bu 15 milyon eurodan başlayan ve aşağı doğru devam eden süreçteki temel sebep şu. Fenerbahçe'nin Valencia'nın Gomez'i göndermek istediğini, göndermek istemesinin temel sebeplerden biri de işte orada bir farklı profilde bir oyuncu almak Ki zaten şey geldi. Cavani. Cavani. Cavani geldi. Bu arada onlar İspanya'da başka bir oyuncuyu düşünüyordu. Neyse. sonra Cavani'ye döndü iş herhalde. 5 milyon euro'luk bir maliyeti oldu Valencia'ya. Bunları bildiği için Fenerbahçe bekledi, bekledi, bekledi. Şu an istediği noktaya geldi. Ben bu transferin resmileşme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Eee biraz başlı, bir ara şey olmuş yani eşinin bazı işte talepleri hani buraya gelme işte ile alakalı bir takım durumlar olmuş. Herhalde onlarla çözülür, herhalde çözülecektir. Ama oyuncunun gelmek istediğini ve Jesus'un da istediğini biliyorum onu. Jesus 1.85 ve üzeri fiziksel kapasitesi olan ve bitirici bir oyuncu istiyor. Bu profilleri duyuyor ve Jesus'un doğrudan istediği oyunculardan biri. Dediğim gibi ee, büyük ihtimal herhalde bir terslik olması gerçekleşti. Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas'la da yollar ayrıldı. Hulis de transferi açıkladı. Transfer döneminin sonuna doğru geliyoruz ve Salah'ı konusu çok merak ediliyor. Kimler takımda kalacak Fenerbahçe'de, kimler gidecek? Burada Salah'ı söyleyeyim. Perkas'ın yolu açık olsun, iyi oyuncu. Başarılar diliyoruz. Atilla Salah'ı için Jesus'un yönetime söylediği şu. Yani kimden sonra yeni bir kim vakası daha olmaz diyor. Yani hani ikisini birden kaybedemem diyor yani. Hani meali yönetime söylediği. Tamam kim gitti Atilla da giderse yani bunu kaldırmak ve bunu bir şekilde observ etmek çok zor Fenerbahçe için. Bu nedenle Jesus çok katı Atilla konusunda. Gitmemeli, gitmesin, gitmeyecek, kalacak artık neyse o cümleler. Yani yönetime çok net buna benzer ya da aldığım bilgi bu çerçevede ifadeler kullanıyoruz dolayısıyla Atilla gitmek istiyordu, böyle bir planı vardı. 15'e gelen teklifler, ki Rus kulübünün Zenit'in teklifi var, 15'i de geçti anlıyorsam. Ama hoca bırakmıyor ve hoca kesinlikle kalması gerektiğini başkana söylemiş ve bununla alakalı bir çözüm aranıyor. Yani şöyle düşünün, sizin merkezinizde yer alan iki stoper çok değerli. Biri gitti, biri daha giderse şimdi sil baştan tekrar bir düzen kurman gerekecek. Jesus bu riski almak istemiyor. Bu yüzden yeni bir sözleşme söz konusu olabilir Atilla için. Kalır gider net bir şey söylemiyorum ama aldığım bilgi Jesus son derece şey Atilla'nın kalması için bastırıyor yönetime. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak bekleyip göreceğiz. Son olarak Fenerbahçe önümüzdeki hafta kendi sahasında Kayseri Spor'la karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Yesus kadroda değişiklikler yapar mı ve nasıl bir 11 görürsün sence? Ya valla şöyle e, kadroda şimdi bir kere Adana Demir maçının kadrosuna benzer bir kadro şu kardeşe de son maçta e, söylediğini Konya'ya karşı. Bir Serdar'la Rossi değişti. Orada Rossi'nin daha boşlukları değerlendirmesine alakalı. Adana Demir maçında kazanan düzeni ve sistemi bozmak istemedi. Bir kere olaya şimdi niye Alioski yok? İşte niye Lincoln var? İşte bunlar hep merak ediyor. Adana Demir maçında çok memnun kaldı hoca. Bu yüzden e, şey maçında, Konya maçında kırmızı kart olduğu için bu sistemin e, Konya maçını nasıl işleyip işlemediği ile alakalı bence net bir fikrimiz yok. Çünkü 10 kişi kalınca darmadağın oldu her şey. Niye darmadağın oldu? Rossi ve Emre lider oyuncular değil. Bunlar yardımcı oyuncular. Önlerinde Valencia gibi bir lider olmayınca dağıldılar Maç maçinde savruldular. Bu yüzden belki Hua Pedro'nun buraya girmesi söz konusu olabilir yani Hua Pedro'yu bekliyoruz ön bölgede. O liderliği yapacak. Ama ben genel çerçevede hani çok fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum çünkü şunu fena yapmıyor fenerbahçe golde de şeydi ne derler o geçişi yaptı üçlü hücum ediyor. Beşli hemen savunmaya geçiyor. Bunu gayet iyi başardı. Bu geçişlerin oturması kolay değildir. Bunu bozmak istemeyecektir diye düşünüyorum e, Jorge Jesus. E, Altay ile ilgili de tabi eleştiride bulunduk. da söyleyelim. E, doğal olarak Fenerbahçe'nin örneği isimlerinden biri. Onun da maç öncesi bir gribal durum varmış. Belki performansını etkileyip etkileyip. Hatta bir serum takviyesi de yapılmış ona. Hazır yeri gelmişken aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Ee, bunun da performansını etkilemiş, etkileme ihtimali söz konusu ona da geçmiş olsun diyelim. Abi hem keyifli sohbet hem de verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir günden Fenerbahçe'de görüşmek üzere. Görüşmek üzere.